yanımda benim canım Asucuğum var. Efendim biz 6 ayda tam 26 kilo verdik. Bu 26 kilo hayatımda verdiğin en yüksek kilo oldu. Ve hiç hissetmeden verdim bunu. Sizin dur düşün davran yönteminiz çok güzel. Hadi bunu bir paylaşalım. Çok güzel. Dur düşün davran. Evet. Ne yapıyoruz? İşte bu güzel haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Ne olur gözünüzde büyütmeyin. Benim canım Asucuğum var. Efendim biz 6 ayda tam 26 kilo verdik. Bu 6 ay önce bunu giyiyordun canım Asum. Şimdi ikimiz girebiliyoruz bunun içerisine. Ama artık bu siyahları bir kenara atıyoruz. Beyazlar, pembeler giymeye başladık. Nasıl hissediyorsun kendini bir tanem? En önemlisi çok mutluyum. Ve çok sağlıklı hissediyorum kendimi hocam. Bu o kadar önemli ki. Peki çocukluğundan beri kilo problemin vardı. Evet. Neler yaşadın bu yaşına kadar? Beni en çok rahatsız eden çevremin bakışlarıydı hocam. O bakışlar beni çok rahatsız ediyordu. Son zamanlarda da dizden yürüme problemleri yaşadım. Bir gün anneme gidiyorum, yürüme mesafesinde, çok yakın mesafedeydi. Yürüyemedim, yolun yarısında durdum, dinlendim. Ondan sonra kalktım, devam ettim. O gün benim son noktamdı zaten. Canımsın benim. Peki böyle kilo vermek için daha önce neler yaptın? Çok diyet yaptım hocam. Diyet zede oldun yani. Diyet zede oldum. Her şeyden, o diyet süresince her şeyden mahrumdum. O yasak, bu yasak. Yani psikolojik olarak beni çok sıkıntıya sokuyordu. O döneme başlamadan önce kendimi psikolojik olarak hazırlamak durumundaydım. Psikolojik olarak hazırlıyordun, evet. Diyete giriyordun. Evet. Maksimum kaç kilo verdin bu diyetlerde? 18 kilo en fazla verdim. Bu 26 kilo hayatımda verdiğin en yüksek kilo oldu. Ve hiç hissetmeden verdim bunu. Senin bir cümlen var, o beni çok etkiledi. Bir gün seansta Asucuğum bana dedi ki, biliyor musun canım hocam dedi, ben eskiden hep çok mutsuzdum dedi. Diyet yaparken mutsuzdum çünkü hiçbir şey yiyemiyordum. Ve hep böyle gözüm onlarda kalıyordu. Diyet yapmazken mutsuzdum, yiyorum diye üzülürdüm. Ama şu anda neyi nasıl yiyeceğimi öğrendim dedin. Bu gerçekten çok önemli bir psikoloji, biliyor musun? Evet. Yani bir insanın diyete başlayıp kendini diğer insanlardan uzaklaştırması. Evet. Ve herkes orada işte dolmaları, sarmaları yerken sen orada kibrit kutusu kadar peynirle idare etmek zorunda olman. Evet. Ve belki de bu diyet bitsin, bunların hepsinden daha çok yiyeceğim diye düşünmem. Evet, evet. Yani şimdi artık mesela arkadaş toplantılarımda kimse benim sağlıklı beslendiğimi şey yapıp da ay Asucuğum onu da mı yemiyorsun, bunu da mı yemiyorsun demesinlerdi. Tabağıma inanın onları göstermelik koyuyorum ama benim canım istemiyor. Çünkü biliyorum ki onun bana zararı var artık. Ya. Yani bunu beynime kazındım. Sizin dur düşün davran yönteminiz çok güzel. Hadi bunu bir paylaşalım. Çok güzel. Dur düşün davran. Evet. Ne yapıyoruz? Önce önümüze bir yiyecek geldiğinde önce bir duruyoruz. Diyorum ki kendime, bunu diyorum bana ne kadar faydası var? Ne kadar canım istiyor bunu? Bu muhakemeyi yaparken zaten bir miktar uzaklaşıyorsunuz ondan. Eğer uzaklaşamıyorsanız, hadi bir yudum tadına bakayım diyerek bırakıyorsunuz onu. Ondan sonra zaten canınız istemiyor. Ya yemeği yemeden önce aslında bir düşünmek lazım. Değer mi değmez mi? Evet. Şimdi bizim buradaki eğitimlerimizde asıl olan şu oldu. Öncelikle neden kilo aldığını bulduk. Burada ciddi bir gizli şeker durumum vardı. Evet. Karaciğer yağlanması vardı. Gün içinde çok halsizlikler, yorgunluklar yaşıyordum. Evet. Eklem problemlerim vardı. Evet. Gece uyku problemlerim vardı. Evet. Hatta sabah böyle dayak yemiş gibi kalkıyorum bazı sabahlar diyordun. Aynen. Ve bunların tedavisi de birlikte neyi nasıl yiyeceğini de öğrenerek. Şimdi çevreden diyorlardır, diyet listesini ver de biz de zayıflayalım diye. Var yok mı diyet listesi? Yok. Diyet listesi yok. Şimdi burayı da bir açıklama yapalım. Çünkü çoğu zaman hastalarım zayıfladığı zaman çevresindeki arkadaşlara listeleri ver biz de yapalım diyorlarmış. Şimdi hastalarım diyormuş ki canım diyormuş liste yok, biz yemeği öğrendik. Bu sefer küsüyorlarmış var da vermiyor diye. Bakın ben burada bir numaraları hekimleri olarak, doktor olarak açıklıyorum. Diyet listesi yok. Kesinlikle. Beyni değiştiriyoruz. Evet. Peki eski Asucuğum ne yapıyordu? Yeni Asucuğum ne yapıyor?
Eski Asucuğum çok hareketsiz, mutsuz, düşünceliydi ama şimdiki Asu öyle değil. Sabah kalkıyor, bugünkü programını yapıyor. İşte bugün şuraya gidersem akşam yürüyüşümü yaparım. Şunu yaparsam sabah yürüyüşümü yaparım. Yani hayatıma yürüyüşü, hareketi mutlaka soktum. Aslında Asucuğum düşündüğünde 26 kilo demek, yani bir 19 litrelik su şişesi düşün, evet. Bir de onun yarısını düşün. Evet. Yani 1,5 damacana suyu vücudundan attın. Attım. Yani 1,5 damacana ağırlığındaki Aynı. Bir ağırlığı vücudundan attın. Mesela eski hareketlerinle şu andaki hareketlerin fark ediyor Çok mu? Çok farklı hocam. Eskiden diyorum ya yürüyemiyordum, ben şimdi artık koşmaya başladım. Ya elimizde mesela 10 kiloluk bir karpuzla yürüdüğünü düşün ya da o karpuz olmadan Evet. yürüdüğünü düşün. Evet. Bir de çok gençleştin böyle. Aynen. Bir 15 yaş falan ne Teşekkür diyorlar ederim. Tabii ki yani bu mutluluğum yüzüme yansıyor. Herkes çok memnun, özellikle eşim. Ne diyor eşin? Hadi onu da Asucuğum paylaş diyor, bizimle. Çok diyor güzelleştin, bravo, bu şekilde devam et diyor. Yani Ayça Hanım sana çok yaradı diyor. Bu arada bizim şöyle bir sırrımız var. Asu Hanım ameliyat olmaya karar vermiş aslında bana gelmeden önce. Evet. Ne oldu o ameliyat sürecinde, o düşüncelerde? Evet, o ameliyat sürecinde yani ben şunu düşündüm. Nasıl diyeyim size? Yani bir çıkmaza girmiştim. Yok dedim, yani bu ameliyatı olmam lazım. Ayça Hanım'la önce bir görüşmem olmuştu benim bir sene öncesinde. Ondan sonra dedim ki yok ya dedim, ben ameliyat olayım, ben bunu gene yapamayacağım dedim. Ama sonrasında görüştüğüm doktorlar bana benim ameliyat olamayacağımı, çünkü neden bir organımı yarıya indireyim onu söylediler. Daha ileride buna ihtiyacın olabilir dediler. Yani sen bu sağlıklı beslenerek bu kiloyu verebilirsin dediler. Beni caydırdı o düşünceler. Sonra tekrardan Ayça Hanım'a geldi. Artık dedim ki bu sefer gidiyorum. Son durak üzerinde. Son bir durak. Aynen öyle. İyi ki de tanıdım, iyi ki de geldim diyorum. Yani gerçekten burada gördüğünüz gibi bıcır bıcır, çok Ay samimi. Ya. Yani kesinlikle böyle bir doktor hasta ilişkisi yok aranızda. Abla kardeş ilişkisi. Aynen var. Öyle. Aynen öyle. Şu korona olmayaydı şöyle bir sarılırdık. Keşke hocam ya. Ama ameliyattan vazgeçen doktoru da aslında tebrik etmek lazım. Çünkü evet. Çoğu zaman hani bu hastalıkla insanlar uğraşmak istemiyor. Midesini aldırsın, kurtulsun, yemeği evet. Yemesin. Aynen. Geçsin gibi düşünüyorlar. Ancak yani burada biz beyni düzeltmedikten sonra, metabolizmayı düzeltmedikten evet. Sonra doğru yeme alışkanlıklarını kazandırmadıktan sonra her ne kadar hastalar ameliyattan sonra hızlı kilo verseler de evet. %30-35'e geri kilo artışı evet. Oluyor. Ve yani mide gibi bir organın da kaybedilmesi uzun vadede hani ne tür risklerle karşılaşabilirsiniz? Onlar da birer soru işareti. Evet, evet. Hiç acı çekmeden ameliyatsız, diyet listesiz, ilaçsız efendim hayatında hiç vermediğim bir kilo, evet, 26 hocam. Kilo. Evet. Bütün alkışları sana gönderiyorum. Canım. Ben de sizi alkışlıyorum hocam. Yani bu değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Bizleri doğru yola gönderiyorsunuz, sevk ediyorsunuz. Yani size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Canımsın. Şimdi diyorum ki artık senin işin bitti. Artık sen öğrendin Asucuğum diyorum. Senin yolun açık olsun, ben yeni hastalara bakacağım diyorum. Bana diyor ki ben diyor seni bırakmam. Kesinlikle. Ben de seni bırakmam. Bir kere girdiniz hayatıma hocam. Çıkmanız artık mümkün değil. Hep o hayatta kalacağım. Sizin de hayatınızda kalacağım. Doğru bilgileri paylaşmak için, mutluluklarımızı paylaşmak için sizleri seviyoruz. YouTube'umuza abone olmayı, efendim YouTube kanalımızı sizler için çok özel hazırlıyoruz. Yaşam tarzınızı değiştirmek için çok önemli bilgiler vermeye çalışıyoruz. YouTube'umuza abone olun, yorumlar yazın. İşte bu güzel haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Ne olur gözünüzde büyütmeyin. Kitaplar yazıyoruz, efendim evet, videolar evet. Çekiyoruz. Hayatınıza dokunabilmek için hiç buraya gelmeseniz bile, hayatınızda var olabilmek için farklılıklar yapmaya çalışıyoruz. Siz de yorumlarınızı yazarak, önerilerinizi bizimle paylaşarak bizim yanımızda olduğunuzu hissettirin diyoruz. Sizleri seviyoruz. Bugünlük de bizden bu kadarcık diyoruz.